Arkadaşlar hoş geldiniz. Dünya Kupası'nı çöz ve çok güzel bir oyun inceleyeceğiz bugün. Sergei Karekin ile Sam Schenkler arasında inanılmaz bir oyun. E4, C5, At F3, D6, Sicilya savunması D4, C da D4, At alır D4 ve At F6 hamleri oynanmış sevgili arkadaşlar. Evet At F6'ya beyazlardan At 3 tercihi ve A6 Knight 4 Dam yoluna ancak oyunun ilerleyen aşamalarında beyazların tercihi ve beyazların hamlelerini siyahların karşı oldukça ilginç. Burada Sergey Karekin H3 gibi bir hamleyle başlıyor sevgili arkadaşlar. H3'e at C6 oynanmış. Normalde ana devam yollarından biri olan E5 hamlesi oynanabilirdi. Buna da at B3, file 6 bu şekilde sakin bir şekilde e, beyaza ilerleyebilirdi. Yine file 3 ve Z'deki uzun nok F4 ya da G4 sürüşleri yapılabiliyor sevgili arkadaşlar. Şimdi ana noktayı kaçırmak için hızlı hızlı devam ediyorum. H3 at C6 ve G4. Müsait zamanı bulan beyazlar hemen G4'ü sürüyor. Ve siyahlardan G6 tercih geliyor sevgili arkadaşlar. Şimdi G4'e G6 yerine E6 oynayıp hani fileyle çıkmaya çalışırsanız beyaz hemen gebe 5 sürüyor. Siz atleri gibi bir hamle yaparsanız file 3 ve beyazları rahat bir oyun bekliyor oluyor sevgili arkadaşlar. Çünkü mesela file oynayıp G5'e saldığınız zaman H4 ve beyazlar çok hızlı bir şekilde şah adından saldırı yapmış oldu. Hem alan kazanmış oldu hem olası kaleleri için dikeleri açmış oldu. Yani her halükarda beyaz için oldukça avantajlı bir konum. Siyah çok fazla vakit kaybetti ve taşlarını geliştiremedi. Bu, yani bu şekilde oyun devam edebilirdi. Bunu engellemek adına G6 oynuyor arkadaşlar siyahlar. Peki bunu nasıl engelliyor G6 hamlesi? Şöyle engelliyor. Eğer şimdi G5 sürerseniz bu sefer at H5 gibi bir hamle var. Ve G6'daki piyon H5'i koruduğu için yani vezir de H5'i beyaz alamadığı için H5'i oynayabiliyor siyahlar atını ve böylece piyonların ilerlemesini durdurmuş oluyor. G7'ye çıkacak fili de D4'e saldırdığı için oldukça avantajlı olacak siyahlar. Bakın hem Vezir B6 gelecek hem B2 hem D4'e saldıracak. E buradaki fil de buraya gelecek. At zaten orada bakıyor. Oldukça avantajlı bir konum Sevi bekliyor olurdu. Bu sebeple G6'ya bakın G5 oynanamıyor. Fili E3'te gelişme devam etmiş Sergi Karekin. At alır da 4 tercihi siyahlardan ve enteresan bir tercih Vezir alır da 4. Fil çarpı 4 niye alınmadı diye sorabilirsiniz. Alınabilir de E5 sürecekli siyahlar buna. Fil E3 e 3'e de fil e6 gelecekti. İster fil de ister fil g karaci 8 ve oyna devam edecekti siyahlar diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet geri geliyorum hemen. Burada vezir de 4 tercih oldukça ilginç ve fil g Burada herkesten videoyu durdurmasını rica ediyorum. Sizce Sergey Karekin bu konumda oyuna nasıl devam etmiş olabilir sevgili arkadaşlar? Evet Karekin diyor ki ben eğer sakin bir şekilde uzun ok atarsam rakibim de ister bebe sürebilir ister o da kısa ok hemen e, hani hızlı bir şekilde vezir kanına atağa kalkabilir. Rakibim rok attığı zaman da ayrıca E8 e 8e göre daha güvenli olacak şehir. Sonuçta burada G5H4 sürüşleri problem. H4 sürsek G4 boşta G5 sürsek ataş beşler var olmuyor. Bu sebeple vakit vermek adına Siyahlara vakit vermek vermemek adına Sergi Karekin hemen E5 oynuyor arkadaşlar. Bakın bu maç gerçekten çok sevdim. Nedenini söyleyeceğim şimdi. Şimdi D'lere 5 gibi bir hamle mümkün değil. Çünkü vezir alır d 8. Şah alır da 8 Uzun rok. Bakın şah e8 oynarsanız g5. Bunların hepsini hesaplıyor Karekin. At d7 Şimdi at d5 iyi akşamlar. Cd koruyamıyorsunuz. Şah d8 gibi bir hamle ile cd korursanız fil ve 6 şah var. Artık şah e8'e at c7 çatal oluyor. E buradaki fili alırsanız yine iyi akşamlar arkadaşlar. Her halükarda kaçışımız yok. Buradaki kaleyi kaybediyoruz. Bu sebeple bakın bu devam yolu olmuyor. Yani oyun sonu olmasına rağmen ne kadar çok taktik fikir olduğunu e, gösteren bir oyun bize. Yani bakın d 5 olmuyor, vezir de 8 şah d8, uzun ok, sonrasında g5 ve at d5 fikir, 4-5 hamle sonra konumun kayıp olduğunu gördük. Şimdi e5'e d5 alınamadığı için siyahlar at oynuyor ve filinin önünü açıyor. Artık beyazlar e alır d6 alamaz, vezir açmazlar. Bunu gören beyazlar uzun ok atıyor ve burayla ilgilenmiyor. Çok güzel bir hamle, alırsan al diyor. Şimdi Dell R5 tercihine çok güzel bir hamle var burada. Vezir B4. Ne alaka diyeceksiniz. Bakın Rokat'ın at D5. AD'ye saldırı var. Şimdi kale E8 e korumaya kalkın. At B6 ünlü. Kaleye yer yok. At B6 alamıyorsunuz. Vezir açmaz da. Vezir C7 gelemiyorsunuz kale boşta. Ne yapacaksınız? Kale A'yı oynarsanız arkadaşlar beyazlar at D'yi alır ve sonrasında A'yı kaleyi buradaki filde alır. Bu sebeple kale B8 oynamak zorundasınız. Buna da bu vezir geri dönüyor hemen d2'ye ve ünlem d7 boştu arkadaşlar bu sefer ya gerçekten hayran kaldığım bir karşılaşma bakın normalde hep vezir fedaları ne, mat fikirler olmasını bekleriz hani güzel olabilmesi için bu tarz konulardan ben daha çok keyif alıyorum yani piyonla alıyorsunuz ve vezir b4 gibi inanılmaz bir hamle ortaya çıkıyor yani şu hamleyi görebilen yani çok nadir kişiler vardır dünya üzerinde diye tahmin ediyorum çünkü vezir b4'ten sonra at d5 sonra vezirin d2'ye geri dönüşüyor ya inanılmaz gerçekten inanılmaz abartmadan söyleyeceğim bakın abartmıyorum dünkü Yayınladığım videoda Kaisi'nin vezir fedası vardı. Bana göre ondan bile daha iyi bir fikir arkadaşlar. Bu şekilde E5'i bedavadan verip veziri B4'e aktarıp E7'ye saldırıp sonra F'yi katıp vezir D2'ye dönmek bence çok çok daha iyi bir fikir. Evet kısa rok. At D5 bu şekilde olacak dedik. O yüzden oyunumuza geri dönüyoruz. D'lara 5 alınmamış. Fil'e 5 alınmış sevgili arkadaşlar. Fil'i almayı tercih ediyor. Tabi atılara 5 gibi bir hamle de olabilirdi. Buna da F4 sürüşü vardı. Bakın gerideki fil boştu. O sebeple fil çarpı 5 alınmak zorunda. Evet file 5'e vezir de 2 kaçmış. Bedavadan piyonu verdi kars e, Karsen diyorum Karekin ama bunun karşısında bir e, stratejik üstünlük elde ettiğini birazdan göreceğiz. Vezir a5. Arkadaşlar burada lütfen herkes videoyu durdursun. Ve Karekin'in yaptığı hamle bu meç Çok güzel bir geliyor Karekin'den. Karekin ben vezirleri keserim sorun yok diyor. Ve at 5 oynuyor. Vezir alır d2. Kale alır d2. normalde piyon geriyken bu şekilde oyun sonuna girmeye kimse deser de demez ancak karekin hesapladığı bir şeyler var diyor ki c'de bir baskı yapıyorum şimdi eğer kale 8 oynarsanız A7 kale tekrar geri kaçarsa at c'de iyi akşamlar olmuyor e peki e, c nasıl savunacağız şah d8 oynayacağız o zaman başka çaremiz yok ki oyunda şah d8 oynanmış Karekin'in bu hamleye hesapladığı şey F4 sürüşüydü. Hemen F4'ü patlatıyor. Fil G7'ye gidince de beyazlar Fil G2 oynuyor. Bakın sakin bir şekilde gelişiyor. Hala hani gözle görülür bir şey olmadı belki. Ama arkadaşlar yani profesyonel bir baskı var konumda. Pasif agresiflik var beyazların yaptığı. Yani şu an ani bir agresiflik gözükmüyor ama arka planda bakın siyahlarla hamle olmak çok zor. Ne yapacaksınız? Mesela B5 oynayamıyoruz. Çünkü bakın bu fil buraya bakıyor. E at A7 fedası var. şa diye bakın A8'deki kale boşta. Şimdi B5 oynayamıyorsak kardeş bu fil nasıl gelişeceğiz? At B6 oynayamıyoruz. Mesela at C5 tarzı bir hamle yaparsak fil C5. D C5'ten sonra at B6. Hem şah hem kale var. Yine kaybediyoruz. Yani kaybetmek için doğmuş siyalar bu konuda resmen. Haram neyi kaybediyoruz? Şimdi at f8 gelirsek arkadaşlar direkt e, kapatalım arkadaşlar. Hakikaten dükkanı kapatalım evimize dönelim. Yani bu şekilde atı f8'e döneceksek. Çünkü fil b6 yine şah var. Taşlarımız hepsi 8. yatayda. Bu şaha yer yok. Mesela e8'e giderse yine c çatal var. E, d gitmek zorunda. Arkadaşlar d7'ye giderse de kale e Bu sefer e kim savunacak? Şimdi e6 oynamak zorundasınız. Şimdi e6 oynadığınız zaman bu sefer d6 zayıf. C7 zayıf. Ya yani arkadaşlar hani <laughs> yani ne oynasak kazanırız. Mesela böyle oynayalım. Ah C7 oynayalım. Kale B8 gibi bir hamle yapmak zorundasınız. Yine çok güzel bir feda var bu konumda. isteyenler videoyu durup düşünebilir. Kale çarpı D6 fedası var. Şah D6 alıyorsunuz. Yani oyun ortasında ne alaka dersiniz bu fedaya? Kale bir bir şah daha. Şah nereye gidecek? E diye dönsün. Fil 5 bir şah daha. Şah aldı ve at E8 mat inanılmaz 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 bir mat. Ya yani çok net söylüyorum arkadaşlar. Dünkü maçtan 10 kat daha iyi bir maç bence. Tabi dünkü maç da efsane bir maç bu arada. Hani yani konumdaki e, şu güzelliği abartmak için söylüyorum. Yani dünkü maç o kadar güzel bir maç ki. O maçtan bile daha güzel fikirler var bence. At E8, kale fedaları, fil C5 ya... Yorum yok arkadaşlar. Gözlüğümü çıkartıyorum saygıdan. Gerçekten yorum yok. Yani inanılmaz. İyi ki. Video çekmeye geri döndük. Bu hazdan hayatım mahkumdu, e, mahrumdu e, bir aydır. Evet geri geliyorum arkadaşlar. Bakın buradaki enteresan fikirlerin hepsini gördük. E, Satranç seren arkadaşlarınıza bu maçı göndermenizi şiddetle öneririm. Şimdi bu sebeplerle arkadaşlar bakın. Şah 8e F4 dedik. Fil G7, Fil G2 dedik. Bakın e, B5'e baktık. At F6'ya, At F8'e baktık. Her şeye baktık e, hiçbir yani hepsine kaybediyor siyahlar. Bu sebeple A5 oynamış siyahlar. Hani burada en azından nefes almaya çalışıyor. Beyazlar hemen A4 sürüyor. Nefes vermek istemiyor. Kale A6. Kaleye buradan gelişim diyor. Çok güzel bir hamle. Videoyu durdurup lütfen düşünün. Arkadaşlar Kayyekin burada diyor ki sen bu kaleye kaçacak mısın dostum? Diyor. Sana yok öyle kolay kale kaçışı diyor. f 1. Şimdi kale C6 oynamak zorundasınız. Geri döneceksek niye geldik arkadaşlar? Yine file 5 var gerçi. Kale c 6 file 5. Kaleye saldırma ve kale düştü. Artık kale düştüğünü fark eden Siyahlar H5 oynuyor en azından buradan bir şey yapabilir miyim diye düşünüyor ee, Karekin gayet makul bir şekilde oyunu tıkamaya devam ediyor G5 sürüşü H4 Kaleye bir Taşları gelmeye devam ediyor At B8 Siyahlar nefes alacak delik burayı arıyor Yani Karekin de bu delikleri kapatmaya çalışıyor Fil A7 yine inanılmaz bir hamle E6 Fil alır C6 artık kaliteyi alıyor At alır C6 a. Şimdi fil B6'a Şah D7 bir tane AT3 kaçıyor. Sonuçta iki tane kale var. Artık D altını boşaltmak lazım. Şey 7 gelmiş. Şimdi D alttaki zayıflı kullanmak adına. Fil c7. at D4 geliyor. Şimdi kale D3. Buradan çatal fikri vardı çünkü. Fil D diye inanılmaz bir hamle daha. Dördüncü sorumuzdayız. Videoyu durdurup lütfen beyazın nasıl devam bulmaya çalışın. Artık burada E hattına gelen siyah şahı cezalandırmak için at D5 şah çekiyor beyazlar. Şah e 8e de yine çok şık bir hamle. At F6 şah. Normal piyonların bu şekilde bozulmasına izin vermeyiz ama siyah filden kurtulmak istiyor karekin ki siyah kalelerden saldırısı iyice şekillensin. Fil alır F6 G F6. Şimdi F5 savunmaya gelen bir at görüyoruz ama beyazlar artık konumu daha da olgunlaştırıyor. Fil alır D6. At alır D6, kaleler alır D6'dan sonra kalede bir gelecek ve D8'den mat olacak. Bunu gören siyahlar tabii ki fil d 6ya şah D8 kaçmayı düşünüyor buradan kaçmak için. Ama burada kale d 1 gibi çok güzel bir hamle. Fil A4'de de burada beyazın oyunu bitirici bir manevrası var. Bakalım bulabilecek misiniz? Videoyu durup bir kere daha düşünebilirsiniz. Arkadaşlar Kyle Kin file Şah çekiyor. Şah C7 fil c Bir şah daha. Şah C8'e bakın C6'ya da gidebilir. Buna da kale C3 vardı. B5'e falan gidebilir. B3 fil düşüyor. Bu sebeple burada şah c8 oynuyor ama fil b6'ya da arkadaşlar terk ediyor. Çünkü kalede 8 mata çare yok. Atta 4'te biraz oyunu uzatabilirsiniz ama kalede alır da 4 var. Phil'de 7 oyunu uzatabilirsiniz. Kalid'e de 7 var ve elinde sonunda herhangi bir hamle yaptığınız zaman Kalid'e 8 ve mat oluyor. Arkadaşlar abartmıyorum. Son zamanlarda gördüğüm en iyi oyun arkadaşlar. Bakın bir oyunun güzel olması dediğim gibi vezir fedası olması gerektiğini göstermez. Oyun sonunda birçok farklı stratejinin birçok farklı taktiğin e, olabildiğini görsen inanılmaz bir oyun. Ben bu oyunu en sevdiğim maçlar diye bir oyun listesi yapıp oraya eklemeyi düşünüyorum. Özellikle o ate 8 ile biten varyant çok güzeldi. Kareki'ni kutluyoruz. E, çok güzel e, hesaplamalara imza atıyor. Evet yarın görüşmek üzere hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.